Evet, merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum beni gören var mı? Canlı yayında mıyız? Gören varsa birkaç gören var mı? Varsa lütfen bir şeyler yazabilir mi? Başladık diye haber geldi ama ben emin olamadım. Evet, merhaba. Alper Bey, merhaba. Nasılsınız? İlk mesajımız sizden geldi. Teşekkürler. Böylece ben de canlı yayında olduğumuzu anladım. O Özhan Bey, Erhan Bey, merhabalar. Orhan Bey. Maşallah herkes burada. Çağlar Bey, Cevdet Bey, Kadir İstifçi, Eskişehir'e selam be Kadir Bey. Reha Bey, iyi akşamlar. Ben iyiyim arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Nasıl geçiyor? Korona günleri, evde neler yapıyoruz? Deniz, merhaba. Özledik Deniz. Açın artık mağazaları da gelelim, gidelim. Feridun Bey, merhaba. Mustafa Bey, merhaba. Gür Bey, merhaba. Jüri üyeliğiniz hayırlı olsun. İrem, merhaba. Kütahya'ya selamlar. Herkese merhaba arkadaşlar. İlhami, merhaba. İzmir'e selamlar. O bayağı herkes burada. Ne güzel. Ne güzel. Acaba kaç kişi varız? Buradan bir yerden anlayabiliyor muyuz bunu? Kaç kişi olduğumuzu sanıyorum 70 kişi gözüküyor galiba eğer doğru yere bakıyorsam. İyi akşamlar Nizamettin Bey. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Soyut çalışmalar nasıl gidiyor? Merhabalar. Şükrü merhaba. Sevilay Keleş merhabalar Trabzon'dan. Trabzon'a da selamlar. Erhan Bey, Giresun'da mısınız siz? Giresun'a da selamlar. Çok sevdiğim bir öğretmenim vardı. Hala kendisini çok severim. Giresunluydu. Bir şekilde selam ediyorum ona. 83-84 kişiyiz galiba. 95 oldu diyorlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Efkan Bey merhaba. Yusuf Ziya Bey. Zuzu. Çok güzel. Furkan merhaba. Evet. 100 kişiyi açtığımıza göre kritik barajı açtık sayılır. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Emir Bey merhabalar. Asuman Hanım, Antalya'ya da selamlar benden. Mehmet Baysan merhaba. Eskişehir'de havalar nasıl acaba? Reha Bey, Konya'ya selamlar. Emir Bey, Antalya'ya selam. Murat Yılmaz merhaba. Can Bey merhaba. Can Balaban geçmiş olsun. İyisindir umarım. Her şey yolundadır inşallah. Bizi izleyebildiğine göre her şey yolundadır diye tahmin ediyorum. Aman öyle olsun. Ramazan merhaba. Özledim Ramazan. Suat Bey merhabalar. Murat Acar merhaba. Hilmi Yıldırım. Evet böyle isimleri sayasa bir yere ulaşamayacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar herkese. Gördüğüm kadarıyla 114-115 kişi olduk. Yavaş yavaş başlayalım. Vakit nakittir. Kürşat Bey, İzmir'e de selam söylüyorum. İzmir, canım İzmir. Herkes buradayken bir kere daha dillendireyim. Ben üniversiteyi İzmir'de okudum. 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdim. Üniversiteyi okurken ve üniversiteyi bitirdiğim zaman İzmir'den başka hiçbir yere gitmem, hiçbir yerde çalışmam diyordum. Sonra askerlik için bir çıktım. Bir daha da İzmir'e çalışmak için asla gidemedim. Her yaz gidiyorum mutlaka ama bir türlü kısmet olmadı. Emekli olduk, hala İzmir'e gidemedik. Aa, Arifciğim merhaba. Aysu Hanım merhabalar. Ahmet Gökhan Bey, Buğra Bey, Necdet Bey, Sinem Hanım. Zaman zaman isimlerinizi
atlıyor olabilirim. Ekrandan hızlı hızlı akıyor. Kusura bakmayın isimlerini atlayıp da ismini söyleyemediğim arkadaşlar. 130 kişi civarında olduk. Gayet güzel bir rakamla başladık. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bugün sizlerle fotoğrafla görsel hikaye paylaşımı konusunu paylaşacağım. Diyeceksiniz ki nereden geldi böyle bir şey? Biraz esprili tarafı şu, bir 5-6 ay kadar önce hepimizin yaptığı gibi sosyal medyada bir fotoğraf paylaştım Facebook'ta. Tabii fotoğrafı paylaştıktan sonra hemen bir altta bir üstte kalan fotoğraflara dikkat ediyorsunuz. Bir altta güzelce bir fotoğraf vardı, dikkatimi çekti. Fotoğrafa baktım, hoşuma gitti. Güzel de bir fotoğraftı, şimdi kimin hatırlamıyorum ama. Sonra fotoğrafçısının adına baktım, kimmiş fotoğrafçısı diye. Fotoğrafçı, yine ismini hatırlamıyorum. Fotoğrafçının adının hemen altında görsel hikaye anlatıcı yazıyordu. Şahsen daha önce görmediğim bir ibareydi. Yani görsel hikaye anlatıcı ibaresini biliyorum. İngilizce'de de çok kullanıyor, visual storyteller diye. Türkçe'de çok karşılığı yok, kullanılmıyor ya da ben duymadım. Ama orada gördüm, şaşırdım. Ya Allah Allah dedim. Ne olmuş ki? Sonra döndüm kendi adıma baktım. Benim altımda, benim ismimin altında öyle bir şey yazıyor mu diye. Öyle bir şey yazmıyor. Merak ettim, dedim ki ya bu arkadaş ne yapmış da görsel hikaye anlatıcı olmuş ve ben ne yapmamışım da görsel hikaye anlatıcı olamamışım. Acaba fotoğraf bazında mı bir kriter var, başka bir kriter mi var? Tabii bu işin şaka tarafı ama sonuç itibariyle Facebook gibi sosyal medya ortamları biliyorsunuz ne kadar çok katılırsanız, ne kadar çok fotoğraf eklerseniz sizi görsel hikaye anlatıcı noktasına falan getiriyor. Ama görsel hikaye anlatmak gerçekten o mu demek? İşte benim açımdan önemi şuydu bu olayın. Kafamda bir şimşek çaktı. Düşünmeme sebep oldu. Zaman zaman internet sitelerinde, zaman zaman kitaplarda hasbelkader yazıştığımız, çiziştiğimiz ortamlarda, yabancı ortamlarda zaman zaman duyuyoruz visual storyteller, görsel hikaye anlatıcı diye. Ama Türkçe'de çok kullanılan bir şey değil. Ama nedir acaba bu? Biz de fotoğrafla uğraşıyoruz. İşte sizler şu anda benimle birlikte olan 170 kişi, hepiniz çok değerli insanlarsınız, fotoğrafla uğraşıyorsunuz. Bizler acaba birer görsel hikaye anlatıcısı mıyız? Fotoğrafla uğraştığımız için. Ya da görsel hikaye anlatıcı ne demek? Bende böyle bir soru ortaya çıktı. Bir soru oluştu kafamda. Ve ufak ufak bunu araştırmaya başladım. Nedir? Nasıl olunur? Olmak gerekli midir? Fotoğrafla ilişkisi nedir? Bütün bu konulara ufak ufak bakmaya başladım. Tabii bu yaptığım araştırma ve inceleme çalışmaları sonuç olarak beni bir yerlere doğru getirdi. Özünde bugün sizinle yapacağım paylaşımda bu geldiğim noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Bülent Bey merhaba, Fikret Bey merhaba, Adem Bey merhaba. Elbette bu geldiğim nokta yine benim öznel fikirlerimdir, düşüncelerimdir. Mutlaka doğrudur, mutlaka akademik olarak ya da pratik olarak doğruyu ifade ediyor diye bir iddiam yok. Bu benim bir merak sonucu, yaptığım araştırmalar ve kendi değerlendirmelerimle ulaştığım sonuçlar. Dolayısıyla bugün bu pencereden baktığımızda size nasıl bu noktaya geldim, bunu anlatacağım, bunu paylaşacağım. Ve ondan sonra da hasbelkader bir görsel hikaye anlatımı çalışmasını sizlerle paylaşacağım. Son bölümde de hep birlikte
Bu konular üzerinden konuşursak, sizler de görüşlerinizi, fikirlerinizi belirtirseniz birlikte yol almış oluruz. Birlikte bir şeyler ortaya koymuş, bir şeyler öğrenmiş oluruz. Eğer ben yanlış bir şey biliyorsam sizler düzeltmiş olursunuz. Ya da benim bugün ortaya koyacağım kişisel düşünceler ve fikirlerden yola çıkarak sizlerde de bir kapı açılabilir ve birlikte bir yere gelmiş oluruz. Umut ediyorum bu şekilde hoş ve güzel bir sohbetimiz olacak. Her şeyden önce katıldığınız için ve beni yalnız bırakmadığınız için böyle bir akşamda çok teşekkür ediyorum sizlere. Gördüğüm kadarıyla tanıdığımız birçok insan gibi isimlerini ilk defa gördüğüm arkadaşlarımız da var. Herkes tekrar tekrar hoş geldi. İyi ki de geldi. Fotoğraf camiasında özellikle dünya çapındaki fotoğrafa baktığımızda kült olmuş, çok bilinen, baktığımız zaman fotoğrafçısıyla ve arkasındaki hikayesiyle tanınan bazı fotoğraflar var. Ben de bunlarla başlamak istiyorum. Bu fotoğraflarla başlayarak bunların üzerinden bir yerlere gitmek istiyorum. Müsaade ederseniz şimdi ufak ufak sunumumuza geçelim. Sanıyorum sunumun görüntüsünü aldınız sizler de. Evet. Bu fotoğrafı hepiniz mutlaka biliyorsunuzdur. Napalm Kızı fotoğrafın ismi. 1972 yılında Nick Ut'un çektiği bir fotoğraf. Fotoğrafa baktığımız zaman hepimizin kolaylıkla söyleyeceği fotoğrafın güçlü bir hikayesi var. Zaten çok bilinen, herkes tarafından tanınan güçlü bir fotoğraf olması hikayesini de üzerinde taşımasıyla da ilişkilendirilebilir. Fotoğrafın adı Napalm Kızı ve bir savaş sahnesi. Askerler var, çocuklar var. Çocukların çekik gözlü olmasından uzak doğulu olduğunu anlıyoruz. Aslında bu fotoğrafın Vietnam Savaşı'nda ilk napalm bombası atıldığı zaman çekildiğini anlıyoruz. Bir anlamda hikayesi bize tanıdık geliyor. Fotoğrafın kendisinin anlattığı bir hikaye var ama onun ötesinde bilemediğimiz şeyler var. Örneğin buradaki kız ki fotoğrafın kahramanı o. Bu kız neden çıplak? Arkadaki askerler hangi milletten? Hemen sağ tarafta bulunan asker elinde bir fotoğraf makinesi var. O ne yapıyor? O da bir fotoğrafçı mı? Asker mi? Bomba atılmış. İnsanlar kaçıyorlar, çocuklar kaçıyorlar. Askerler daha rahat bir edayla yürüyorlar. Çocuklar ağlaşıyorlar. Bütün bunları görüyoruz ama o anın hikayesini görüyoruz aslında. Öncesinde ne oldu, sonrasında ne oldu? Fotoğraftan sanki anlamak çok mümkün değil. Biz şimdi bu fotoğrafın hikayesini bildiğimiz için bize başka kaynaklardan, okuduğumuz kitaplardan, dinlediğimiz sunumlardan, başka kaynaklardan bunun Vietnam Savaşı'nda geçen bir fotoğraf olduğunu söylediği için, bu şekilde bildiğimiz için bize yabancı gelmiyor. Ama gerçekte fotoğrafın izlediğimiz kısmı bunun hangi savaşta olduğunu anlatmıyor. Bu çocukların hangi millette olduğunu anlatmıyor. Askerlerin ne olduğunu anlatmıyor. Ve bu olaydan sonra, şu andan sonraki kısmını da anlatmıyor. Ama biz buna hikayesi çok güçlü bir fotoğraf diyoruz. Yine bir başka fotoğrafa geçelim. Bu fotoğrafta yine uzak doğulu insanlar var. Bir asker, asker kıyafetli bir insan, sivil kıyafetli bir insanı silahıyla vurmak üzere ya da tehdit ediyor. Diğer tarafta bir asker olayın
endişesi ve kaygısıyla onları izliyor. Bir şehir ortamında geçiyor olay, öyle gözüküyor. Yani yine anlatılan çok şey var ama bu fotoğrafı bu fotoğrafı gördüğümüzde önünü arkasını bilmemize, anlamamıza imkan yok. Bu fotoğrafın hikayesini dinlememiş olsak bunun yine Vietnam Savaşı'nda geçtiğini bilemeyeceğiz. Bunun elinde silah olan kişinin bir Vietnamlı asker olduğunu, diğerinin Vietcong'lu olduğundan şüphelendiği için onu vurmak üzere olduğunu, bütün bunları bir kaynaktan bir şekilde öğrendik ve biz bu hikayeyi oradan biliyoruz. Fotoğrafın kendisi bize o hikayeyi, daha önce dinlediğimiz hikayeyi hatırlatıyor. Yine bu fotoğraf da hepimize çok bildiği, tanıdığı bir fotoğraf. 1967 yılında Mark Ribot'un çektiği bir fotoğraf. Amerika'da Vietnam Savaşı karşıtı yüz bin insanın Pentagon'a doğru yaptığı yürüyüşte askerlerle karşı karşıya geldiklerinde çekilmiş bir fotoğraf. Savaş karşıtı insanlarla askerlerin karşı karşıya geldiği bir ortam. Yine fotoğraf çok tanınan, çok bilinen, çok güçlü bir fotoğraf. Ama bunun Amerika'da Pentagon'a doğru yapılan bir yürüyüş sırasında çekildiğini, Vietnam Savaşı karşıtı insanların yürüyüşünde olduğunu, diğerlerinin Amerikan askeri olduğunu, bütün bunları bir şekilde bilmiyor olsak fotoğraf kendi içinde bunları anlatmıyor. Anlattığı kısmı var ama bunun önü arkası tam anlatılmıyor, çok net değil. Daha güncel bir fotoğrafa bakalım. Alex Webb'in bir fotoğrafı. Fotoğraf yine çok güçlü bir fotoğraf. Fotoğrafik anlamda düşündüğümüzde çok güçlü bir fotoğraf. Fotoşapkalı bir adam var. Duvarın diğer tarafında bize doğru bakıyor. Onun biraz ilerisinde bir kadın var. Duvarın bu tarafında yerde pislikler içerisinde yatan bir insan var. Ayağında terliğiyle pisliklerin ortasında yatıyor. Bu fotoğrafı gördüğümüzde de elbette fotoğrafın bize düşündürdüğü ve fotoğrafın hikayesi olmaya aday birçok şey aklımızdan geçiyor. Ancak gerçek anlamda fotoğrafın hikayesi ne, buradan ulaşmamız mümkün değil diye düşünüyorum. Fotoğrafçısının kim olduğu belli olmayan şöyle bir fotoğraf var elimizin altında. Bu fotoğrafa baktığımızda bir çocuk var. Çocuğun özellikle ayakkabılarına baktığımızda eski ayakkabıları olduğunu görüyoruz. Muhtemelen fakir bir çocuk. Hangi yılda çekilmiş, hangi ülkede çekilmiş, çocuk kimdir, buna dair bir bilgimiz, bir herhangi bir malumatımız yok. Ama çocuğun elindeki ayakkabılar, yeni potinler, hepimizin çocukken yaşadığımız o zevki, yeni ayakkabılarımızın bize verdiği mutluluğu çocuğun yüzünden anlayabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Ama hikayesini gördüğümüz şeyler kadarıyla kurgulayabiliyoruz. Gördüğümüzün ötesinde, bu anın ötesinde hikayeyi çok da bilmiyor gibiyiz. Şimdi size başka bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğraf az önce baktığımız fotoğraflar kadar tanıdık bir fotoğraf değil. Muhtemelen birçoğunuz daha önce görmediniz. Görenleriniz varsa mutlaka birkaç kişi vardır ama birçoğunuzun görmediğini tahmin ediyorum. Şimdi az önce izlediğimiz 5-6 tane fotoğraf çok güçlü fotoğraflardı. Kendi içinde bir hikayeleri vardı ama arkasında da o hikayenin detaylarını bizim bir şekilde, hangi kaynaklardan olduğu belli olmadığı bir şekilde, değişik kaynaklardan öğrenmişliğimiz vardı. Dolayısıyla o fotoğraflara baktığımız zaman o hikaye aklımıza doğrudan geliyordu, çağrışım yapıyordu. Ancak bu fotoğrafı
daha önce görmedik, bilmiyoruz. Ve bu fotoğrafın arkasında bir hikaye var mı yok mu bilmiyoruz. Yoksa sıradan bir futbol takımı mı? Baktığımız zaman bir futbol takımı olduğunu anlıyoruz 11 kişi olmalarından. Bir kaleci var, eldivenlerinden yine futbol takımı olduğunu anlıyoruz. Yine önlerindeki yazıyı okuyamıyoruz. Muhtemelen yine Uzak Doğu'da kullanılan bir alfabe. Deniz kenarında bir bölgedeler. Okuyabildiğimiz bu. Ama bu bir hikaye değil. Bu fotoğrafın üzerinden çıkarımlarımız. Şimdi 5 dakikalık kısa bir video izleteceğim size arkadaşlar. Bu videoyu ben Türkçeleştirdim. Türkçe altyazısıyla okuyacaksınız. Türkçeleştirirken herhangi bir hata yaptıysam şimdiden özür diliyorum. 5 dakikalığına bu videoyu hep birlikte bir izleyelim. Sonra konuşmaya tekrar devam edeceğiz. พวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้า พวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอล พอเราจะทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมจุดหมายเก่าๆ ผูกเข้ากับแพร่ปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียน แล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามีโลกที่แต่มีวัตถุเต็มไปหมดบนสนามบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้เพราะนี่แหละสนามของเรา แล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะชุดนี้รออย่างแรง เราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงเราตะปู เทมตูนในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนักมากแถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่าเราเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2ลูกเราสู้ไม่ได้จริงๆเราไม่รู้จะทำยังไง หลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้ามันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆคู่แข่งสู้เราไม่ได้
ตอนนั้นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราดีเสมอได้แล้วคิดว่าเราจะชนะในพวกลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละแล้วไม่เสียใจหรอกดีเจสิอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดีTMB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น TMB Make the Difference Evet arkadaşlar, şimdi az önce bizler için çok da bir anlamı olmayan o fotoğrafa tekrar bakalım. Az önce sadece sıradan bir futbol takımıyken sıradan çocuklarken, gençlerken hikayelerini bildiğimiz zaman, hikayelerini anladığımız zaman, arkasındaki gerçekleri, hikayeyi gördüğümüz zaman fotoğraf daha anlamlı, daha güçlü hale geldi. Buradan vardığım ilk sonuç şu: fotoğraf hikayeyi mi anlatıyor yoksa bir hikayeyi mi çağrıştırıyor? Muhtemelen hepimiz bu Panya futbol takımının fotoğrafını başka bir yerde, başka bir zaman gördüğümüz zaman az önce izlediğimiz 5 dakikalık kısa hikayeyi hatırlayacağız ve onların nasıl gururla baktıklarını, neleri başardıklarını hatırlayacağız. Fotoğraf sanki burada bir hikayeyi çağrıştırıyor. O zaman biz madem ki fotoğrafla görsel hikaye anlatımı iddiasıyla bu sunuma girdik, buraya bu yolla geldik. Hikaye nedir? Biraz buna bakmak istiyorum. Türk Dil Kurumu'nun internetteki sözlüğüne gider bakarsanız, işte gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü deniyor. Bir olayın sözlü ya da yazılı anlatılması deniyor. Bütün bunların içerisinde fotoğrafla ilgili, görsellikle ilgili, görsel hikaye anlatımı ile ilgili, fotoğrafla görsel hikaye anlatımı ile ilgili bir şey bulamıyoruz. Daha farklı bir yerlere gelmem lazım. Biraz daha detaylı bir araştırmaya giriyorum bu noktadan itibaren. Diyorum ki o zaman hikayeyi oluşturan şeyler nelerdir? Eğer buradan bir takım ipuçları yakalarsam ben fotoğrafla bunları eşleştirebilir miyim? Ve bir takım hikayeleri buradan fotoğrafla anlatma yoluna gidebilir miyim diyorum. Hikayenin bileşenlerine baktığımızda her hikayenin bir teması oluyor arkadaşlar. Tema bildiğimiz gibi hikayedeki temel duyguyu, kavramı anlatan bir terim. Soyut bir şey, gözle görülmez, elle tutulmaz bir şey ve bir genel ifade. Yalnızlık gibi, aşk gibi, umut, yaşama sevinci, üzüntü, keder. Bu türlü şeyler tema. Bu temaları özelde anlatan, daha somut, temayı destekleyen özel bir durum ya da bir sorun da konuyu oluşturuyor. Az önce yalnızlık temasını söyledik. Yalnızlık temasından yola çıktığımızda dağ başındaki bir ağacın yalnızlığı bir konu olabilir. O da yalnızlık temasını anlatır. Ama konu olarak dağ başındaki bir ağaç seçilebilir. Yalnız bir ağaç seçilebilir. Ya da akvaryumdaki yalnız bir balık seçilebilir. Ya da sevgilisinden ayrılmış yalnız bir insan da bu temayı destekleyen bir konu olarak seçilebilir. Dolayısıyla hikayenin bir teması bir de konu oluyor. Tema ve konu
bir tarzla anlatılabiliyor. Hikayeciler iki tarzın altına toplamışlar yaklaşımlarını. Mopasan tarzı ve Chekhov tarzı. Mopasan tarzında biraz daha olay odaklı olarak olaylar gerçekleşiyor ve olaylar, karakterler, giriş gelişme sonuç gibi problemler, düğümler, engeller, çözümler her şey o kadar net, o kadar mantıklı bir seyir içerisinde anlatılıyor ki, kişiler öyle güzel tarif ediliyor ki okuyucu okuduğu zaman her şeyi çok net anlıyor ve hayal kurmasına, buradan sonra böyle mi olur, bu nasıl bir insandı gibi bir şeyler söylemesine hiç ihtiyaç yok. Okuyor, okuduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyor. Chekhov tarzında ise asıl olan hikaye değil. Hikayenin nerede başladığı, nerede sonlandığı anlatılmıyor. Bir kesit bize anlatılıyor. Kahramanlar çok net tanımlanmıyor ve okuyucu sürekli olarak hayal etmeye zorlanıyor. Öncesinde ne oldu? Hikaye bitti ama bitmedi her şey. Bundan sonra ne olacak? Kahraman öyle mi düşündü? Bu muydu? Diye. Bu iki tarz, hikaye anlatımındaki bu iki tarz bize biraz fotoğrafta kapalı kompozisyon, açık kompozisyonu da hatırlatıyor diye düşünüyorum. Biliyorsunuz kapalı kompozisyonda bizler de fotoğraf karesi içerisinde, kadrajın içerisinde konuyu mümkün olduğu kadar anlatıyoruz. Her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Açık kompozisyonda ise biraz ucunu açık bırakıyoruz ve izleyicinin hayal gücüne bırakıyorduk. Bu anlamda birbirine benziyor. Peki, hikayelerde bir olaylar zinciri oluyor. Bir problem var. Bu problemin çözülmesi gerekiyor. Ama ortada bir takım engeller var. Engeller üst üste geliyor. Zorlanıyorlar. Bir doruk noktasına çıkıyor. Olumlu ya da olumsuz bir çözüm oluşuyor. Ama bu çözüme ulaşana kadar da bir zaman süreci geçiyor. Yine hikayede bir ortam var. Bir olaylar bir yerde geçiyor. Bir zamanda geçiyor. Bu kesin ya da göreceli bir zaman olabilir. İşte 1945 yılının Nisan ayında gibi bu kadar kesin olabilir. Ya da işte bundan 10 yıl önceydi gibi de olabilir. Ama bir zaman tarifi yapıyor. Ve o ortamın genel şartları tarifleniyor. Hikayelerde karakterler var. Bu bir tane olabilir, birden fazla olabilir, kadın olabilir, erkek olabilir, modern olabilir, daha tutucu olabilir, genç olabilir, yaşlı olabilir. Bir görünüşü var, bir hareket tarzı var, konuşma tarzı var, yaklaşım tarzı var olaylara, düşünce tarzı var. Ama olaylar bu karakterin ya da karakterlerin etrafında dönüyor. Hikaye bu karakterler üzerinden bize anlatılıyor. Hikayelerin bir de aktarıcıları var, anlatan kişiler var. Ve anlatan kişinin o hikayeye, o olaya bir bakış açısı var. Bu bakış açısını düşündüğümüz zaman tamamen dışarıdan bakılabiliyor hikayeye. Ya da olayı gözlemleyen ama yaşamayan birisi gibi bakılabiliyor, anlatılabiliyor. Ya da olayların içinde yaşayan ve aynı zamanda anlatan birisi olarak da bakılabiliyor. Şimdi madem ki biz hikaye ile fotoğrafı birleştireceğiz, fotoğrafla görsel hikaye anlatacağız, hikayenin bileşenlerini ortaya koyduk, fotoğrafı burada nasıl eşleştiriyoruz? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Burada benim biraz mühendislik kökenimden dolayı, mühendislik eğitim almamdan dolayı bir tablo yaparak bunu sizlerle ortaya çıkarmak istiyorum. Şimdi bir tema konumuz vardı hikayede. İşte bu Mopasan tarzı ya da Chekhov tarzı olabilirdi. Fotoğrafta böyle bir şeyi ortaya koyabilir miyiz? Evet, koyabiliriz. Fotoğrafta da bir temayı, konuyu ele alırız.
Tıpkı Mofasan Çehov tarzı gibi biz de açık kompozisyon, kapalı kompozisyonu uygulayarak fotoğrafta bu hikayenin temasını ve konusunu ortaya koyabiliriz diyorum. Peki olaylar zinciri penceresinden baktığımızda bir problemimiz olacaktı. Problemi fotoğrafta ortaya koyabilir miyiz? Koyabiliriz ama seçtiğimiz bir anı anlatan bir problem ortaya koyabiliriz. Yani o an için gerçekleşen bir problem ortaya koyabiliriz. Problemler zincirini ortaya koymamız örneğin uygun değil. Aynı şekilde engeller var hikayede. Engellerin hepsini koyabilir miyiz ortaya? Bir fotoğrafı anlatabilir miyiz? Anlatamayız. Seçilmiş bir an için bir engeli anlatabiliriz. Aynı şekilde fotoğrafımızda doruk noktasına insanları ulaştırabilir miyiz? Hikaye içerisinde birkaç tane doruk olabilir. Bizim fotoğrafı çektiğimiz an o doruk olmayabilir. Dolayısıyla biz çekilmiş, seçilmiş bir an için uygun olduğunu düşünüyoruz ve o doruğa ulaştırabiliyoruz insanları. Çözümü aktarabilir miyiz fotoğrafımızda? Aktarabiliriz ama eğer fotoğrafı çektiğimiz an çözüm anıysa aktarabiliriz ama problemi, engeli çektiysek, onu aktarmak için çektiysek çözümü aktaramayacağız. Yani buradaki problem, engel, doruk ve çözüm dediğimiz konulardan hangi anı çektiysek o anı aktarabiliriz. Diğer anları, diğer engeli, doruk noktasını, çözümü aktaramayacağız gibi gözüküyor. Peki bir bütün bu olaylar, problemlerin ortaya çıkması, engeller, İşte olayların doruk noktasına ulaşması, bir çözüm ortaya konması, olumlu olumsuz bir çözüm ortaya konması bir zaman anını bize, zaman sürecini bize aktarıyor. Fotoğrafta bunu aktarabilir miyiz? Bir zaman dilimini aktaramayız, imkansız. Çünkü biz tek bir anı fotoğraflıyoruz. Peki ortamı aktarabilir miyiz? Evet, ortamı aktarabiliriz. Nasıl bir yer olduğunu fotoğrafımızda insanlara aktarabiliriz. Hangi zaman diliminde geçtiğini, nokta atışı 1945 yılının Nisan ayını diye aktaramayız belki ama o dönemin izlerini yansıtarak aktarabiliriz. Ortamın genel şartlarını aktarabilir miyiz? Aktarırız. Fotoğrafta en kolay, en rahat yapabileceğimiz şey ortamın şartlarını da izleyicimize aktarabilmek. Karakterler penceresinden baktığımız zaman karakterlerin görünüşünü aktarabilir miyiz? Evet, aktarabiliriz. Karakterlerin nasıl göründüğü fotoğrafla rahatlıkla izleyicimize aktarabileceğimiz bir konu. Ama hareket tarzını aktarabilir miyiz? Maalesef hareket tarzını aktaramayız. Neden? Çünkü biz fotoğrafla bir anı sabitliyoruz. Ama hareket tarzı dediğimiz şey bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Karakterin daha uzun süre gözlemlenmesi, daha uzun süre izlenmesiyle anlayabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla kısıtlı bir anını ortaya koyabiliriz. Konuşmasını hiç anlayamayız, hiç fotoğrafla aktaramayız. Düşünce tarzını aktarabilir miyiz? Yine kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Olaylara nasıl bakıyor, nasıl yaklaşıyor, neler düşünüyor? Fotoğrafla belki belli spesifik olaylara yaklaşımını o anda işte şaşkınlığıyla, kızgınlığıyla, fotoğrafladığımız andaki düşünce tarzıyla, belki duygusuyla aktarabiliriz ama genel anlamda aktarmamız mümkün gözükmüyor. Peki biz fotoğrafçı olarak ya da fotoğrafla hikaye anlatan kişi olarak dışarıdan fotoğrafla hikayemizi anlatabilir miyiz? Evet, anlatabiliriz. Gözlemleyen birisi ama olaylara karışmayan birisi olarak fotoğrafla hikayemizi anlatabilir miyiz? Anlatabiliriz. Yaşayan olarak anlatabilir miyiz? Biraz zor. Hem hikayeyi yaşayıp hem de onu fotoğraflamak mümkün değil demiyorum ama elbette zor bir durum. Umut ediyorum sorular yoktur. Arkadaşlar soruları en sonda alacağım sizlerden ve hepsini cevaplamaya çalışacağım. Şimdi bir yandan anlatırken bir yandan yazılar önümden akıp gidiyor. Soru var mı? Çok emin olamıyorum. Soruları en sonda alacağım. Peki şimdi hikayenin bileşenlerini gördük. Fotoğrafla neler yapıp neler yapamayacağımızı gördük.
neler yapabileceğimiz şeyleri de yeşille işaretledik ama hala ortada bir sürü yeşil hale getiremediğimiz şey var. Yani biz o zaman bir fotoğrafla hikaye anlatamayacak mıyız? Peki bir fotoğrafla değil de bir fotoğraf serisiyle, birden çok fotoğrafla acaba hikayemizi anlatabilir miyiz? Az önce yeşil yapamadığımız konular acaba bu şartlar altında yeşil hale gelebilir mi? Uygun olur mu? Bir de buna bakalım. Olaylar zincirinde problemleri fotoğraf serisiyle anlatabilir miyiz? Evet, anlatabiliriz artık. Çünkü elimizde birden çok fotoğraf var ve ihtiyacımız olduğu kadar her bir problemi tanımlayacak şekilde fotoğraflarımızı çekebiliriz. Dolayısıyla o hikayenin içerisinde 5 tane mi problem var? 5 ayrı fotoğrafla, minimum 5 ayrı fotoğrafla artık hikayeyi anlatabilme, fotoğraf serisiyle anlatabilmemiz mümkün. Aynı şey engeller için de geçerli. Bütün engelleri farklı farklı fotoğraflarda ortaya koyabilir ve izleyicimize problemler, engelleri fotoğraf serisi içerisinde anlatmamız mümkün. Doruk noktasına çıktığımızı düşünüyorum hikayede. Doruk noktasını da artık fotoğrafla anlatabiliriz. Çünkü elimiz kısıtlı değil. Tek fotoğraf yok elimizde. Birden fazla fotoğrafla doruk noktasını da anlatabiliriz. Hatta çözümü de anlatabiliriz. Bu anlamda olaylar zincirinin önemli bir kısmını fotoğraf serisiyle çözdük. Zaman dilimini anlatabilir miyiz? Anlatabiliriz. Hikayemiz 3 sene süren bir hikaye ise biz de fotoğrafımızı 3 sene boyunca uygun zamanlarda, uygun şekillerde çekilmiş problemi, engeli, doruk noktasını, çözümleri, değişik zaman dilimlerinde çekilmiş fotoğrafların serisiyle anlatmamız mümkün gözüküyor. Peki karakterlerle ilgili kısımlara gelelim arkadaşlar. Hareket tarzını anlatabilir miyiz? Tek fotoğrafta hareket tarzını çok kısıtlı bir şekilde anlatabilmiştik. Bir ana ilişkin bir hareketi anlatabilmiştik. Fotoğraf serisi ortaya koyduğumuzda, birden fazla fotoğraf olduğunda daha çok hareket tarzını anlatmamız mümkün. Ama 10 fotoğraflık, 20 fotoğraflık, 50 fotoğraflık bir fotoğraf serisinde bir insanın bütün hareket tarzını anlatmak mümkün müdür? Ben yine de kısmen anlatabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla kısmen diyorum buna. Konuşma tarzını anlatmak hala mümkün değil. Çünkü fotoğraflarda ses yok. Ses olmadığına göre karakterimizin konuşmasını aktarmamıza imkan yok. Tabii bütün bunları şu anlamda da söylüyorum arkadaşlar. Hikayemizi aktarma açısından önemliyse, örneğin öyle bir hikayemiz olabilir ki karakterin konuşmasının hiçbir anlamı yoktur. Burada onu kastetmiyorum. Karakterin konuşmasının, hatta belli bir tarzda konuşmasının hikayenin bütünlüğü içerisinde bir anlamı var yaklaşımıyla gidiyorum. Yine düşünce tarzını aktarabilir miyiz fotoğraf serisiyle? Bence yine aktaramayız. Çünkü fotoğraflar durağan şeyler. Düşünce, duygu, hele hele bir hikayenin içerisinde bir bütünü anlatacak şekilde aktarmamız çok zor gözüküyor. Yine bakış açısı açısından fotoğrafçı hem olayları yaşayıp içinde olup hem de aktarabilir mi? Eğer bir fotoğraf serisi ise bu kısmen mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi tablomuza baktığımız zaman tablomuz önemli ölçüde yeşile döndü. Döndü ama biz tek fotoğrafla anlatamadığımız hikayeyi fotoğraf serisiyle de anlatamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü hala hikayemiz için önemli olduğunu düşündüğümüz karaktere ilişkin, karakterlere ilişkin hareket tarzı, konuşma tarzı, düşünce tarzı gibi şeyler aktarılamadı ve hala bakış açısı olarak da biz yaşayan birisi, hem olayları yaşayan hem de olayın içinden fotoğraf serisiyle hikayeyi anlatan kişi olmayı başaramadık. Peki ne yapabiliriz? Şimdi bir de olaya video ve ses eklediğimizi varsayalım, böyle düşünelim. Acaba az önceki bahsettiğimiz
hala çözümleyemediğimiz konuları çözümleyebilir miyiz bu anlamda? Buna bakmaya çalışalım. Bu pencereden baktığımızda artık karakterin, eğer video ve ses de varsa, karakterin hareket tarzını, o hikayedeki kritik olaylar karşısındaki yaklaşımını, hareket tarzını çok net bir şekilde ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Aynı şekilde konuşma tarzı, artık ses de var. Dolayısıyla hikaye için kritikse sesle birlikte karakterin konuşma tarzını anlatmamız hayli hayli mümkün. Düşünce tarzını da bu şartlar altında aktarabiliyoruz. Ve yine video varsa artık olayın içinde yaşadığımız halde video ve ses de kullanarak hikayeyi aktarabiliyoruz. Şimdi bu noktaya geldiğimizde tablomuzun tamamı yeşile döndü. Buradan ben birkaç tane çıkarım yapıyorum arkadaşlar. Ve bu çıkarımları sizle paylaşacağım. Sonra da biraz sizin düşünceleriniz varsa hızlı bir şekilde yazmanızı ve benimle paylaşmanızı rica edeceğim. Bu çıkarımlarımdan ilki, tek bir fotoğraf kısa bir anı anlatıyor. Çok güçlü, kült olmuş, fotoğraf tarihinde yer bulmuş hikayeler dahi bir anı anlatıyor ve o an bize bir hikayeyi düşündürebiliyor, anımsatabiliyor. O hikayeyle ilgili çağrışımlar yapabiliyor. Ama tek bir fotoğrafın öncesi ve sonrası hala flu. Öncesinde ne oldu, ne yaşandı, sonrasında ne olacak, ne yaşanacak, bunları tek bir fotoğrafın anlatması mümkün değil çıkarımına varıyorum. Öncesiyle sonrasıyla bir hikayeyi daha rahat, daha kolay anlatmak için bir fotoğraf serisi işimizi görebilecek gibi gözüküyor. Elbette bazı eksikleri var az önce birlikte konuştuğumuz gibi. Ama önemli ölçüde bir hikayeyi anlatmak için bir fotoğraf serisi kullandığımızda biz hikayenin bileşenlerini önemli ölçüde ortaya koyabiliyoruz. Ancak karakterin konuşması, düşüncesi gibi şeyleri ortaya koyamıyoruz. Eğer hikayede aktarmamız gereken böyle şeylerse, yani karakter hikayede çok önemli bir yere geliyorsa, nasıl konuştuğu çok önemliyse ya da ne düşündüğü, nasıl hareket ettiği, hareket tarzı çok önemli bir noktaya geliyorsa, o zaman hikayeyi tam aktarabilmek için destek medyaya ihtiyacımız oluyor. Ki destek medya dediğimiz zaman da video, ses, müzik gibi şeyleri kullanmamız mümkün olabiliyor. Bu noktaya geldiğimde şimdi sizlerden görüşlerinizi soruyorum arkadaşlar. Bu noktaya kadar bana sormak istediğiniz, katıldığınız ya da katılmadığınız bir konu var mı? Hızlı bir şekilde bakıyorum. Sonra devam edeceğim çünkü. Gördüğüm kadarıyla şu anda bir sorumuz yok. O halde devam edelim. Şimdi görsel hikaye için madem ki artık tek bir fotoğrafla anlatamadığımızı gördük, o zaman elimizdeki kaynaklar, araçlar neler? Bunlara bakalım. Her şeyden önce bizim sağlam bir hikayeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir hikayemiz olacak ve o hikayeyi sağlam bir fotoğraf üzerinden o tabloyu tarif edebilir misiniz? Soyut kaldı diyor Meymen arkadaşımız. Peki şöyle söyleyelim. Örneğin ben size şu tablo dursun önümüzde. En başta bir futbol takımının, gençlerden oluşan bir futbol takımının fotoğrafını göstermiştim. Bu futbol takımının fotoğrafı tek başına tekil bir fotoğraftı. Bu fotoğrafa baktığımızda bir teması, bir konusu, konu anlatabilir mi? Evet, anlatabilirdi.
Ama bir problemi, bir engeli, bir doruk noktasını, çözümünü ya da zaman dilimini bize anlatıyor muydu? Anlatmıyordu. Sadece bir futbol takımı bize poz vermişti. Bir yer, zaman, genel şartlar hakkında fikrimizi verdi mi? Evet. Asya'dan bir takım olduğunu, deniz kenarında bir yer olduğunu, çocukların Asyalı olduğu konusunu o fotoğrafın üzerinden çıkardık. Hareket tarzları, konuşmaları, düşünce tarzları ile ilgili bir şey alabildik mi oradan? Alamadık. Sonra bir fotoğraf serisi görmedik ama video ile ve sesle beslenmiş 5 dakikalık bir video gördük. O videoyu gördüğümüzde artık problemin ne olduğunu, bu çocukların bir futbol takımı kurmak istediklerini ancak adalar grubunda yaşadıkları için top oynayacak yerlerinin olmadığını gördük. Önlerindeki engelin top oynayacak yer olmadığını gördük. Problemler doruk noktasına çıktı, vazgeçmek üzereydiler. Daha sonra kendi aralarında karar verdiler ve kendilerine küçük top alan, futbol alanı inşa ettiler. Ada gibi bir platform inşa ettiler ve bunun böyle bir çözüme ulaştılar. Ve bunu belli bir zaman diliminde yaptılar. Oradaki çocukların, karakterlerin hareket tarzlarını gördük. Önce pes ettiler, sonra ada halkından birisinin onlarla dalga geçmesi üzerine hırslandılar ve olaylara daha farklı yaklaştılar. İşte video ve sesi izlemeseydik, sadece o fotoğrafı görseydik biz hikayeyi tam anlamıyla çözemiyorduk. Umut ediyorum Meymen arkadaşımızın sorusuna bu şekilde cevap vermiş olduk. Tek fotoğrafta olması gerekenlerden gölge. Murat Topal, biraz açar mısınız? Anlayamadım soruyu. Manzara fotoğrafçılığı rumuzlu arkadaşımız, fotoğrafın hikayesi olması için mutlaka insan ögesi gerekli mi? Hayır, gerekli değil. Olaya hikaye gözüyle baktığımız zaman içinde insan barındırmayan hikaye de mümkün. Ama öte taraftan da baktığımız zaman bizler insan olduğumuz için ve yaşam insan ögesi etrafına odağında insan olarak kurulduğu için birçok hikaye insanla anlamlanıyor. Dolayısıyla yine birçok fotoğrafta bu anlamda insanla anlamlanıyor diye düşünüyorum. Peki, başka soru yoksa devam ediyorum arkadaşlar. Malzemelerimize bakıyorduk. Dedik ki güçlü bir hikayemiz olacak. Elimizde güçlü fotoğraflarımız olacak artık. Tek bir fotoğrafımız değil, güçlü fotoğraflarımız olacak hikayeyi anlatacak şekilde. Ve videolar olacak, video olacak, görüntü olacak, efekt olacak. Ortam sesi, konuşma efekti gibi sesler olacak, müzik olacak ve diğer kaynaklar olacak. Bunlar bizim malzemelerimiz, kaynaklarımız. Şimdi peki nasıl yapacağız? Teknikte Deming döngüsü ya da Puke döngüsü diye bir döngü vardır. Planla, uygula, kontrol et ve önlem al şeklinde döner ve sürekli iyileştirme çevrimi olarak bu çevrim döner. Biz de buna uygun olarak bakarsak bir planlama yapmamız lazım hikayeyi anlatmak için. Nedir planlama yapma? Öncelikle anlatacağımız hikayeyi bizim anlamamız lazım arkadaşlar. Anlamadığımız bir hikayeyi anlatmak gerçekten hem mümkün değil hem de abesle iştigal olur diye düşünüyorum. O hikayeyi anlamak için de araştırmamız gerekir. Onun nereden çıktığını, ne anlattığını, nereye vardığını, sonucunun ne olduğunu anlamalıyız. Hatta bunu bir parça da öteye götürüp hikayeyi hissetmeliyiz. Bu bence hikaye anlatmak için yapacağımız projelerde, fotoğrafla hikaye anlatmak için yapacağımız projelerde bizim en önem vermemiz gereken konulardan birisi. Araştırmadan, anlamadan, hikayeyi hissetmeden sadece deklanşöre basarak sonra da çekilmiş fotoğraflarımızı yan yana getirerek hikayeyi anlatmamız, aktarmamız çok mümkün gibi gözükmüyor. Araştırdıktan sonra, anladıktan sonra
kritik noktaları, hikayenin kritik noktalarını belirlememiz gerekiyor. Çünkü hikaye bütünü içerisinde belki uzunca bir süre, belki çok kısa ama çok detaylı bir sürü yer var. Biz fotoğraf serisi çekeceğiz belki, belki yer yer video çekeceğiz ama bütün o detayları izleyicimize aktarmak için hikayeyi biz birebir fotoğraflamak gibi bir rolümüz de yok, misyonumuz da yok. Zaten anlamlı da olmaz, sıkıcı da olur, izleyiciye de bir yere getirmez. O yüzden hikayeyi anlatacak kritik noktaları belirlemek durumundayız. Ve bunlarla ilgili çekim planı yapmak durumundayız. Ben bu kritik noktaları belirledim, hikaye bu. Buralarda neleri çekmem lazım, hangi açılarla çekmem lazım, burada hangi lensleri kullanmam lazım. Yüksek bir bakış açısından mı, alçak bir bakış açısından mı çekmem lazım? Hangi zamanda, doğal ışıkta mı, yapay ışıkta mı, sabah mı, akşam mı, ne zaman çekmem lazım diye bütün bunları mümkün olduğunca planlamamız lazım. Eğer az önce de söylediğimiz gibi aktarımımız sırasında, hikaye aktarımımız sırasında sözle aktaramıyorsak, yani hikayeyi fotoğrafla aktaramayacağımız noktaları belirleyip video noktaları belirlememiz lazım. Nedir bunlar? Az önce de konuştuğumuz gibi kritik bazı yerler vardır. Biz bir hareket anlatılıyordur orada. O hareketi fotoğrafla izleyicimize aktarmamız, hikayenin o kısmını aktarmamız mümkün değildir. İşte oraları video ile aktarmamız gerekecektir. Dolayısıyla o gibi yerleri önceden belirlememiz ve biz, ben buralarda video çekeceğim diye hazırlığımızı yapmış olmamız lazım. Yine sesin önemli olduğu hikayelerde, karakterin sesinin önemli olduğu hikayelerde ortam sesi ihtiyacını belirlememiz lazım ve ona göre tedbirler almamız lazım. Ben şuralarda ortam sesi kaydedeceğim, bunu kaydetmek için şu araçları kullanacağım, şu zaman başlayacağım, şu zaman bitireceğim diye plan yaparken bütün bunları cebimize hazırlayıp koymamız lazım. Olayın karakterlerinin konuşmalarına ihtiyacımız varsa, yine hikayeyi anlatırken bu kritik bir gereklilikse bunu da önceden saptamamız lazım. Ve ilk başta yaptığımız şey, hikayeyi anladık, araştırdık, anladık ve hissettik. O hissiyata, o duyguya uygun olarak ben hangi müziklerle bu hikayeyi besleyeceğim diye ön hazırlığımızı planlama safhasında yapmamız lazım. İkinci aşamamız çekim aşaması. Çekim aşamasında en önemli koşullardan veya en önemli şartlardan yapmamız gerekenlerden bir tanesi, abartmadan ortamın parçası olmamız gerekiyor arkadaşlar. Ortamın parçası olmamız gerekiyor çünkü biz ortamın dışından birisi olarak bu hikayeyi fotoğraflamaya çalışırsak hikaye bizi yadırgar, ortam bizi yadırgar, insanlar bizi yadırgar ve bünyesine almaz, dışarıya atar. Dolayısıyla biz o ortamın bir parçası olmalıyız. Örneğin bir mateme gittiyseniz siz rengarenk giyinmiş, şıkır şıkır gidemezsiniz. O ortama uygun gitmeniz lazım. Ya da tam tersi, düğün hikayesini fotoğraflamak için gittiyseniz yaz karalar bağlamış bir şekilde de gitmeniz doğru olmaz. Ama ortamın parçası olmayı da abartmamak lazım. Hani bir laf vardır ya bizde, kraldan çok kralcı olmak diye. Kraldan çok kralcı olmamak lazım. Daha çok ortamın, hikayenin kahramanlarından daha çok hikayenin içine bulaşmamak lazım. Bir anlamda görünmez olmak lazım. Hikayenin içinde olmak, parçası olmak, anlamak, hissetmek ama görünmez olmak lazım. Hikayenin kahramanlarına saygı göstermemiz lazım. Çünkü o hikaye aslında onların hikayesi. Biz oraya konuğuz. Onların yaşadığı her neyse, üzücü bir olay, mutlu bir olay, gurur verici bir olay, her neyse onlara saygı duymamız lazım. Onların yaşadıklarını hissetmemiz lazım ve fotoğraflarımıza bu pencereden aktarmamız lazım. Hissederek bu hikayeyi, fotoğraflarımızı böylece çekmemiz lazım. Az önce yaptığımız plana mümkün olduğu kadar uymamız lazım. Çünkü orada hazırlıklarımızı yaptık.
nerelerden çekeceğiz, hangi lensle çekeceğiz, ne yapacağız diye. Ancak biliyorsunuz evdeki hesap çarşıya her zaman uymaz. Hatta birçok durumda uymaz. Dolayısıyla şartlara göre de planı esnetecek kadar da dinamik olmamız lazım. Ben burada geniş açıyla çekeceğim diye karar almışım, planımı böyle yapmışım ama ortam ona müsait değil, geniş açıyla çekemiyorum. O zaman başka bir çözüm üretmem lazım. Ya kendi yerimi değiştirmem lazım ya lensimi değiştirmem lazım gibi şartlara ayak uydurmamız lazım hikayeyi aktarabilmek için. Farklı açılar aramamız lazım. Hikayeyi anlatabilmek için her zaman klasik işte gözün baktığı açıyla değil, belki bazen aşağıdan bir açıyla, bazen yukarıdan bir açıyla. Çünkü bizler fotoğrafçılar olarak ortamı ayıklayarak işimizi görüyoruz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar hikayemize, fotoğrafımıza değer yaratmayacak şeyleri ayıklamaktan mükellefiz. Bunu yaparken kullandığımız araçlardan bir tanesi de açımızı değiştirmek. Konu orada akıp gidiyor, orada hikaye yaşanıyor, olup bitiyor. O hikayeyi değiştiremeyeceğimize göre biz bir şeyleri değiştireceğiz. Bunlardan bir tanesi de açımızı değiştirmek. Yine az önce planladığımız şekilde zaman zaman ortam sesini kaydetmeyi unutmamamız gerekiyor. Çünkü ortam sesini kullanacağız. Kahramanları, hikayenin kahramanlarıyla konuşmayı, onları dinlemeyi, onların ağzından hikayeleri kaydetmeyi de mutlaka yapıyor olmamız lazım. Çünkü biz ne kadar araştırsak da, ne kadar anladıysak da, ne kadar hissetsek de ateş düştüğü yeri yakar derler ya atalarımız. O hikayenin kahramanları onlar. Sevinciyle de, mutluluğuyla da, üzüntüsüyle de o hikaye onların hikayesi. Biz misafiriz o hikayeye. Her ne kadar kendimizi o hikayenin içine adapte etmeye çalışsak da onları dinlemek en güçlü araçlarımızdan birisi olacak. Ve ihtiyacımız olduğu yerlerde de video görüntüsü almamız gerekiyor. Puki döngümüzün, yani planla uygula kontrol et, önlem al çevremimizin üçüncü bacağında kontrol etmemiz gerekiyor. Zaman zaman durup ya ben ne çektim, ne çekmek istiyordum, neyi planlamıştım, sonuçta ne çektim, neler eksik kaldı, neler hala çekmem gerekiyor diye belirleyip sonra yeniden çekimler yapmamız gerekiyor. Ve bütün bunları tekrar ederek belki birkaç sefer aynı hikayenin içerisine dahil olarak eksiklerimizi giderene kadar, mümkün olduğu kadar eksiklerimizi tamamlayana kadar bu döngüyü çevirmemiz ve hikayeyi tamamlamamız gerekiyor. Diyelim ki çekimlerimizi bitirdik. Hikayemizi artık bir fotoğraf serisi, yanında birkaç video, yanında ses dosyaları, işte diğer malzemeler her neyse hazırladık. Şimdi artık bu hikayeyi bizim anlamlı bir şekilde, daha önce araştırdığımız ve içine adapte olup yaşadığımız şekilde artık aktarma noktasına gelmemiz gerekiyor. Aktarma noktasına gelmek için biliyorsunuz dijital bir dünyada yaşıyoruz. Dijital fotoğrafçılık dönemini yaşıyoruz. Fotoğraf makinesinden, dijital fotoğraf makinalarımızdan çıkan görüntüler mutlaka bir şekilde en azından ışık, kontrast, renk düzenlemesi tarzında ayarlamalar yapmak için Photoshop'a girmek durumunda. İşte hikaye oluşumunda kritik noktalardan bir tanesi de bu. Biz hikayeyi yaşadığımız duygularla, hikayenin içindeyken yaşadığımız duygularla, hissettiğimiz duyguları göz ardı etmeden işlememiz lazım. Yine aynı örneği vereceğim. Bir matem hikayesini aktarmaya çalışıyorsak, cıvıl cıvıl renklerle, hedere fotoğraflarla, abartılmış renklerle o hikayeyi anlatmamız hikayenin özüne ters düşer. Dolayısıyla o hikaye bize doğru gelmiş olsa bile fotoğraflarımızla bizim izleyicimize doğru aktarmamız mümkün olmaz. Dolayısıyla hikayenin duygusunu aktarabilecek şekilde işlememiz gerekiyor. Yine en büyük yapabileceğimiz hatalardan bir tanesi hikayeye ilişkin fotoğrafları farklı farklı zamanlarda işleyip dolayısıyla aralarındaki bütünlüğü
koparmak. Bir fotoğrafımızı siyah beyaz işlemişiz, öbür fotoğrafımız renkli olmuş. Birinde renklere falanca filtreyi uygulamışız, birinde bilmem ne yapmışız falan. Ama unutmayalım ki bütün bunlar bir bütünün parçaları, bir hikayenin parçaları ve yan yana geldikleri zaman bu kadar damdan, kapıdan, pencereden şeyler oldukları zaman bir anlamı olmayacak. Dolayısıyla bütün fotoğrafları aynı ve benzer süreçlerden geçirmemiz gerekiyor. Fotoğrafları işlerken abartmamamız gerekiyor. Tadında, tuzunda, her şeyiyle uygun bir şekilde fotoğrafları işlememiz ve hikayeyi doğru dürüst aktarmamız gerekiyor. Karıştırıp çorba yapmamamız gerekiyor. Şimdi artık fotoğraflarımızı da işledik. Elimizde fotoğraflarımız da var. Hikayeyi oluşturma noktasına geldik. Hikayeyi oluştururken en iyi anlatabileceğimiz şekilde tasarlamamız gerekiyor. Çünkü artık izleyicimizle karşılaştırdığımızda biz hikayeyi bilen insanız. O hikayeyi gördük, yaşadık, ona tanıklık ettik ve o hikayenin içerisinden fotoğraflar çektik. Artık onu empati yapıp izleyicime ben bunu nasıl aktarırsam izleyicim benim yaşadığım duyguları, hikayenin duygularını algılayabilir penceresinden dinlememiz ve buna uygun bir tasarım yapmamız gerekiyor. Mümkünse merak uyandıracak bir giriş yapmamız gerekiyor ki hikaye içerisinde izleyicilerimizi sonuna kadar tutabilelim. Fotoğrafları seçerken işte yatay, dikey, renkli, siyah, beyaz bunları çorba yapmamak gerekiyor. Elbette ihtiyaca göre yatay, dikey yan yana gelebilir. Elbette ihtiyaca göre siyah, beyazla renkli de yan yana gelebilir. Ama bir anlamı varsa, hikayeyi anlatırken bir değer yaratacaksa, karşımızdakine bunu aktarırken bize yardımcı olacaksa bunu kullanalım. Yoksa bu fotoğraf böyle güzel, öbürü şöyle güzel diye kullandığımız zaman çorba olursa, karşımızdaki hikayeyi izleyen, bizim fotoğraflarımızla o hikayenin parçası olmaya çalışan insan zihin bulanıklığı yaşar. Buna izin vermememiz gerekiyor. Yine en büyük problemlerimizden bir tanesi, bizler fotoğrafçı olarak fotoğraflarımızı çok seviyoruz. Yüzlerce fotoğraf da çeksek her bir fotoğrafımızla aramızda bağ oluşuyor, aşk yaşıyoruz. Fotoğraflarımızdan vazgeçmek istemiyoruz. Şunu da koyayım, bunu da koyayım, şunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim diyoruz. Ama burada esas olan bizim fotoğraflarla yaşadığımız bağ, aşk değil. Burada esas olan izleyicimize doğru bir şekilde hikayemizi aktarabilmek. Dolayısıyla yeteri miktarda, hikayeyi anlatacak miktarda fotoğrafı seçmemiz ve bunları kullanmamız gerekiyor. Fotoğraflarla anlatamayacağımız yerlerde ortam sesini, videoyu, konuşmaları yani destek medyayı kullanabiliyoruz. Doğru yerlerde kullanmamız gerekiyor ve ihtiyaç varsa kullanmamız gerekiyor. Fotoğrafın anlatabileceği yerlerde gereksiz yere video koymamız, kullanmamız bizim açımızdan doğru değil. Genel anlamda belki doğru olabilir ama bizler fotoğrafçı olarak bir hikaye anlatmaya çalıştığımıza göre, fotoğrafla görsel hikaye anlatmaya çalıştığımıza göre bizim açımızdan çok gerekli olmadıkça bu medyayı abartılı bir şekilde kullanmamamız gerekiyor. Ama öyle bir yer vardır ki fotoğrafla anlatamıyoruzdur. İşte o zaman videoyu da kullanmamız gerekiyor. Yine eğer hikaye anlatımımız, biraz sonra ona da kısaca bakacağız. Hikaye anlatımımız bir sunum şeklindeyse, bir aktarım şeklindeyse süreyi de optimize etmek gerekiyor. Abartmamak lazım. Hikayeyi biz günlerce yaşamış olabiliriz ama izleyiciye günlerce anlatamayız. İzleyicilerin dikkatini belirli bir süre hikayenin üzerinde tutabiliriz. Dolayısıyla süreyi de optimize ederek kullanmamız gerekiyor. Yine müziği doğru seçmemiz lazım. Biz bir matem fotoğrafı getiriyoruz. Arka tarafta oyun havası çalıyoruz. Öyle bir müzikle aktarmaya çalışıyoruz. Olmaz. Elbette olmaz. Hikayenin özüne, ruhuna ters düşmeyecek bir müzikle desteklememiz lazım. Yine aynı hikaye anlatım sunumu içerisinde, eğer bir sunum yapıyorsak, sunumu içerisinde
5-6 tane farklı farklı müzikler koyup da izleyiciye o muydu, bu muydu, ne oluyordu diye başka şeyler düşündürmemek lazım. Hikayeden kopmasına izin vermemek lazım. Mümkünse eklediğimiz müziğin ritmiyle hikayenin ritmini birbirine tutturmaya, senkron etmeye çalışmak lazım. Ve eğer bu tarzdan müzik gibi, ses gibi veya başkasının çektiği videolar gibi şeyleri de kullanacaksak hikaye anlatma sürecimizde, ki videoda kendimiz çekmemiz daha uygun olur ama sesi bazen müziği çoğunlukla başkasının kullandığı, başkasına ait eserleri kullanıyoruz. Bu anlamda da telif haklarını ihlal etmemeyi unutmamamız gerekiyor. Hikayemizi de oluşturduk artık. Şimdi her fotoğraf sürecinin ve her hikaye oluşturma sürecinin aslında bir de paylaşım noktası vardır. Çünkü bizler fotoğrafı kafamızda oluşturduğumuz, gördüğümüz an bir haz noktasına ulaşıyoruz. Bir deklanşöre basıp çektiğimiz zaman haz noktasına ulaşıyoruz. Onu getirip bilgisayarımızda gördüğümüz zaman, işlediğimiz zaman, oldu, aa güzel oldu dediğimiz zaman bir haz noktası yaşıyoruz. Bir de paylaştığımız zaman haz noktası yaşıyoruz. Çünkü hiçbir fotoğraf ne kadar güzel, ne kadar anlamlı olursa olsun ya da hiçbir görsel hikaye, hiçbir fotoğraf serisi çekilip gelip bizim tozlu arşivimize girdiği zaman çevrimini tamamlamış sayılmaz. Ne kendimize ne etrafımıza bir fayda sağlamaz. Mutlaka paylaşma sürecini de yaşamamız gerekiyor. Böyle bir hikayeyi nerelerde paylaşabiliriz? Bu bir sergi olabilir, sergiyle paylaşabiliriz. Çok ekonomik koşullar her zaman izin vermez ama bu bir kitapsa kitapla paylaşabiliriz, kitap bastırabiliriz. Ya da çoğunlukla bir sunum hazırlayabiliriz, sunumla paylaşabiliriz. Bir web sitesi hazırlayabiliriz, web sitesinde paylaşabiliriz. Ya da ben çok tercih etmemekle birlikte, hikaye anlamında paylaşmayı çok tercih etmemekle birlikte sosyal medyada da paylaşmak mümkün. Sosyal medyada bir hikayeyi bütün olarak paylaşmak çok mümkün olmuyor. Ama bütün bu paylaşım kaynaklarını da bir ya da birkaçını kullanarak hikayemizi paylaşabilmeliyiz. Evet arkadaşlar, hikaye oluşturma, yani hikayenin nedir noktasından yola çıkarak bir fotoğraf bize hikaye anlatır mı noktasına geldik. Fotoğraf serisine, oradan destekleyici medyaya geldik ve hikayeyi nasıl oluşturacağız konusunda benim toparladıklarımı size aktarmış oldum. Bir yere kadar geldik. Şimdi müsaadenizle bu anlamda oluşturduğum bir hikayeyi birlikte dinleyelim. Hikayemiz aşağı yukarı bir fotoğraf sunumu izleteceğim size. Bana ait bir fotoğraf sunumu. Onu izledikten sonra hem bu konularla ilgili hem sunumla ilgili karşılıklı sorularınızı alabilirim. Sorularınıza cevap vermeye çalışabilirim. Ondan sonra da yavaş yavaş toparlanmış oluruz. Sunumu başlatacağım. Yalnız sunumun ilk 25-30 saniyesinde ekranınız karanlık olacak. Sadece ses gelecek. Acaba ayarlarda mı bir sıkıntı var gibi bir kaygıya düşmeyin lütfen. Sunumun sonunda da sunum bittikten sonra da soru cevap bölümüne geçeceğiz. Şimdi hep beraber sunumumuzu izleyelim. Kerbela acıların başlangıcıydı. İmam Hüseyin Hazreti Adem'den başlayarak çekilen acı Kerbela'da göğüsledi. Hazreti Adem oğlu Habil öldürüldüğünde acısıyla yıllarca ağladı. Ateşe atılırken İbrahim kimseden yardım istemedi, Halil oldu. İsmail babası tarafından adak olunduğunda kendini Allah'a teslim etti. İmam Hüseyin ise hem kendini hem de evlatlarını aşka kurban etti. Thank you.
moyan, beni tek koyma elem, kari moyan, beni tek koyma elem, dari moyan, şerefin nasim oyan, güzel basim oyan, ay maşallah, şerefin nasim oyan, güzel basim oyan, ey yâri vefadarim, oyan ey yâri vefadarim oyan, bir de oyan. Mani tech, alam darim, darim oyan. Mani tech, alam darim oyan. Şerefon nasim, şerefon nasim oyan. Beni tek boyma el.
Evet arkadaşlar, umut ediyorum beğenmişsinizdir. Sizlere bir hikaye fotoğrafla ve video ile sesle desteklenmiş bir görsel hikaye anlatmaya çalıştım bu izlediğiniz sunumda. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Gerek bu sunumla ilgili gerekse görsel hikaye anlatımı ile ilgili soracağınız sorulara cevap vermeye çalışacağım. Şimdi hızlı bir şekilde bakıyorum. Adem Bey demiş ki çıkarımlarınız doğru ama hikaye anlatımı için dediğiniz fotoğraf tek başına bir yere kadar. Bundan sonrası sinematografiye gidiyor sanıyorum diyor. Aslında tam anlamıyla sinematografi sayılmaz Adem Bey. Çünkü sinematografi fotoğrafı kullanmıyor. Evet videoyu, sesi kullanıyor ama fotoğrafı doğrudan kullanmıyor. Fotoğrafları peş peşe getiriyor. Bu biraz daha son dönemlerde multimedya dediğimiz bir yere doğru gidiyor. Multimedyada fotoğraf, video, ses, başka ögeler birlikte kullanılmaya çalışılıyor. Aziz Bey, fotoreportajlar olabilir demiş. Evet Aziz Bey. Belgesel fotoğraf özellikle fotoreportaj anlamında hikaye anlatımında kullanıyor. Doğrudur. Hatice Hanım, video ve ses yerine fotoğraf serisi yazıyla desteklenebilir mi? O zaman da görsel hikaye anlatımı ne kadar doğru olur demiş. Hatice Hanım, elbette desteklenebilir. Yazıyla desteklendiği zaman zaten bu az önce söylediğimiz gibi belgesel fotoğraf oluyor ya da fotoreportaj oluyor. Kendi içerisinde son derece tutarlı, son derece güçlü bir alan. Ancak bazı hikayeler var ki sesi duymadan hikaye anlamlanamıyor. Örneğin az önce izlediğiniz sunumda halktan birinin çocuğun Kerbela Sinazenini okuması. Aşağıya biz burada işte çocuk halktan birisi Kerbela Sinazenini okuyordu yazsak izleyici üzerinde o sesi duymak kadar etkili olmayacaktır diye düşünüyorum. Fikret Bey, bunları kitaplaştırmanız mümkün mü diyor. İnşallah Fikret Bey, zaman içerisinde böyle bir seçeneğimiz olacak mı birlikte göreceğiz. Hasim Abasiliyev, Kars'ta mı çektiniz diyor. Hayır, İran'da çektim bu fotoğrafları. Teşekkür ediyorum beğenen arkadaşlara.
baştaki videoyu bu kadar çok koymasaydınız demiş Sunshine 5 rumuzlu arkadaşımız. Peki bu da benim anlatım tarzım oldu. Eğer sıkıldıysanız kusura bakmayın ama bence o video, 5 dakikalık o video eğer gerçekten gönül gözüyle dinlerseniz çok önemli, çok değerli bir video. Bir kere daha sakin kafayla izlemenizi tavsiye ediyorum size. Arkadaşlarımız teşekkürler etmişler. Aziz Bey demiş ki aynı fotoğraf karesi aynı anlatımda farklı yerlerde kullanılabilir mi? Şimdi tabii Aziz Bey bu anlamda bizim önümüzde bir kısıt yok. Kullanırsak niye kullandın diyecek kimse de yok. Ama doğru olur mu bunu sorgulamamız lazım kendimize. Ya da siz izleyici olarak bir sunumda, size hikaye anlatılan bir sunumda gerçekten anlamlı oluyorsa aynı kareyi birden fazla yerde gördüğünüzde yadırgamazsınız. Onun dışında yadırgarsınız. Ve aynı kare gerçekten anlamlı bir şekilde birden fazla yerde kullanılıyorsa olabilir. Neden olmasın? Cihan Bey, fotoğraf ve video aynı zamanda zor değil mi? Çekimler konusunda kısa bilgi verir misiniz demiş. Evet, zor. Bu anlamda örneğin az önce gördüğünüz sunumda çamurla dövünen insanları ben bir yandan fotoğraflarken bir yandan fotoğraf çektim, video çektim. Videoları cep telefonumla çektim. Bir elimde fotoğraf makinesini tutarken üstünde de telefonla video çekmeye çalıştım. Evet, zor ama bunun için siz hazırlıklı olursanız, gerekli düzenekleri kurarsanız teknolojinin, tekniğin bir yere gittiği bu dünyada ona da mutlaka bir çözüm var. Atilla Bey, fotoğraf makinesi, ses kaydı ve video için kaç tane cihaz kullandınız diyor. 2 tane cihaz kullandım. Bir fotoğraf makinesi, bir cep telefonu. Cep telefonuyla sesleri ve videoları çektim. Fotoğraf makinesiyle de fotoğrafları çektim. Fotoğraf makinesiyle videoları da çekebilirdim ama fotoğraf anlamında, fotoğrafçı olduğum için fotoğraf anlamında hiçbir şey kaçırmak istemediğimden fotoğraf makinemi videoyla meşgul etmek istemedim. Cep telefonuyla çektim diğer görüntüleri. Meyman Bey diyor ki Vietnam fotoğrafı vardı, Napalm kızı fotoğrafı, şeylerden tepkiye neden olan şeyi okuyabiliyoruz. Elbette tekil bir fotoğrafa baktığımızda o fotoğrafın içerisinde gördüğümüz şeyler bize o anda yaşanan şeyleri aktarır. O anda fotoğraf güçlü bir fotoğrafsa o anın duygusunu da anlatabilir. Ancak öncesinde örneğin o savaşın ne savaşı olduğunu, hangi savaşı olduğunu bilmiyoruz. Tırnak içerisinde bilmiyoruz diyorum. Aslında biz hikayesini, o fotoğrafın hikayesini dinlediğimiz için, öğrendiğimiz için biliyoruz ama normalde dinlemeseydik, ilk defa görseydik o savaşın hangi savaşı olduğunu bilemeyecektik. O insanların kim olduğunu bilemeyecektik. O kız, mesela diğer çocuklar giyinikken o kız neden çıplak? Onu bilemiyoruz, hala bilemiyoruz. Orada o noktadan sonra biraz ileriye gittiler. O çocuklar öldüler mi? Ya da başka bir bomba daha mı patladı? Onları da bilemiyoruz. Fotoğraf o anı anlatıyor. Ve güçlü bir fotoğrafsa o anın duygusunu bize doğru aktarıyor. Ama bir hikayeyi, bir sürece yayılmış bir hikayeyi anlatmakta biraz yetersiz kalıyor diye düşünüyorum ben. Ahmet Bey, ben de sizlere teşekkür ediyorum ilgilendiğiniz için. Video desteği fotoğrafın gücünü azaltmaz mı demiş Öner Bey. Tekil bir fotoğrafı konuşuyorsak videoya zaten hiçbir ihtiyacımız yok Öner Bey. Ancak bir hikaye anlatımını konuşuyorsak, yani olaylar zinciri olan bir zaman dilimine yayılmış, belli problemleri, engelleri olan, karakteri olan, olayların doruğa ulaştığı ve bir çözüme ulaştığı bir olaylar zincirini konuşuyorsak video bazen gerekli olabiliyor. Örneğin az önce benim sizlere yaptığım sunumda dikkatinizi çektiyse
püskülleri olan uzunca büyükçe bir şey geliyordu ve öne doğru eğilip kalkıyordu. Ben o sahneyi belki o sahneyi anlatabilmek için yüzlerce fotoğraf çektim. Ancak anlatamadım, fotoğraflarla anlatamadım. Çünkü oradaki tekil hareket 15-20 kişinin sırtında taşıdıkları şeyi getiriyorlar, öne doğru eğiyorlar, tekrar kaldırıyorlar. Ben orada tek fotoğrafla bunu size aktarmam mümkün değildi. Orada videoyu kullanarak o hareketin nasıl bir hareket olduğunu aktarmaya çalıştım. Dolayısıyla konuştuğumuz şey tek bir fotoğrafsa video ile zaten hiç işimiz yok. Ama konuştuğumuz şey bir hikaye ise ihtiyacımız olan yerde video bizi zayıflatmaz, güçlendirir diye düşünüyorum. Kadir Bey, elbette seri fotoğraflar kullanabiliriz, kullanabilirdik. Hatta video içinde de gördüğünüz sırtlarına zincir veren insanlar seri fotoğraflar halinde çekildi. Hızlı oynatıldı, yavaş yavaş da oynatılabilirdi. Bütün bunlara rağmen biz fotoğrafçı olarak video yerine seri fotoğraf kullanmayı zaten tercih ederiz. Ama bütün bunlara rağmen fotoğrafların, seri fotoğrafın bile anlatamadığı şeyler var. Örneğin hikayenin ruhunda, hikayeyi anlatırken anlatmaya çalıştığınız şeyde ses önemliyse, o hikayede ses önemliyse istediğimiz kadar seri fotoğraf çekelim, anlatamayız. Ya da öyle bir hareket vardır ki mesela az önce anlattım işte caminin önünde gelip eğilmeleri. Emin olun ben orada yüzlerce fotoğraf çektim seri bir şekilde. Fakat onları istediğiniz kadar yan yana getirin, anlatamadım. Bu benim yeteneksiz olduğumdan kaynaklanıyor da olabilir. Beceremeyişimden de kaynaklanıyor olabilir. Ama ben yine de bazı şeylerin fotoğrafla, bazı hareketli şeylerin fotoğrafla anlatılamadığını düşünüyorum. O yüzden de videoyla desteklemek gerektiğine inanıyorum. Tarkan Bey teşekkür ediyorum. Berlin'den Bayri Tamer Bey muazzam bir çalışma. Bu yönteme ve üretene benim yaşadığım coğrafyada foto videographer deniyor diyor. Yani anladığım kadarıyla Almanya'da bu tarza ve bu işte bu şekilde uğraşan insanlara foto videographer deniyormuş. Biz de bunu öğrenmiş olduk. İyi oldu. Teşekkür ediyoruz bu bilgiyi bizle paylaştığınız için Bayri Bey. Esef Tuncer Bey çekilen anın geçmişi hakkında fikir veren ve geleceği hakkında hayal kurdurtan her fotoğraf hikaye anlatmaz mı? Gerçek anlamda veya imge olarak anlatır. Biz somut bir başı, bir sonu olan bir hikayeyi anlatmayı konuşuyorsak bütün benim söylediklerim geçerli. Ama siz ortaya bir anı koyup o anda geçmişe ve geleceğe bir takım ipuçları bırakarak izleyicinin hayal kurması yoluyla hikayeyi kendi kafasında canlandırmasını istiyorsanız tekil fotoğraf bunu fazlasıyla yapar. Yüzyıldan fazla süredir de yaptı zaten. Hala da yapmaya devam ediyor. Tekil fotoğrafı gördüğümüz zaman hepimiz "Aa, bu şöyle bir hikayenin bir parçasıdır. Buradan sonra şu olacaktır." diye hayal ediyoruz. Birçok fotoğraf bunu bize yaptırıyor. Ama benim burada anlatmaya çalıştığım başı sonu olan izleyiciye yaşandığı gibi ya da benim tanıklık yaptığım gibi aktarmaya çalıştığım hikayedir. Dolayısıyla izleyicinin orada hayal kurmasını başka bir yerden böyle böyle olmuştur da bu noktaya gelmiştir ya da bundan sonra böyle olacaktır da gitmesini istemediğim durumlar için budur diyorum ben. Ama tekil fotoğraf elbette o işlevi vardır ve o işlevi de hiçbir zaman elinden bırakmayacak. Siyah ve Hatice Hanım sormuş. Siyah beyaz ve renkli olmasının etkisi var mıdır diye. Mutlaka vardır.
Biliyorsunuz siyah beyaz fotoğraf her zaman daha dramatik olur. Aslında dramatikliği de şuradan geliyor arkadaşlar. Renk, biliyorsunuz renk tonları, kırmızı, mavi, yeşil, her birinin duygusal olarak insana yüklediği farklı farklı şeyler var. Dolayısıyla renkli bir fotoğrafa baktığımızda kendimizi o renklerin yüklediği duygu yükünden arındıramıyoruz. Dolayısıyla fotoğrafın içeriği kadar o renkler de bizi bir yere taşıyor. Ancak siyah beyaz fotoğrafta o duygulardan arınıyoruz. Siyah beyaz sadece içeriye, öze bakmamızı sağlıyor. Dolayısıyla hele hele öz daha etkiliyse, daha dramatikse, izleyiciyi daha içine almasına gerekiyorsa siyah beyaz fotoğraflar daha etkilidir diye düşünüyorum. Kompozisyonu nasıl ayarlayabiliyoruz diyor Nefise Hanım. Şimdi kompozisyon bilgisi veya kompozisyon konusu biliyorsunuz çok geniş bir konu. Her fotoğrafçının kompozisyon konusunu özümsemesi, içine sindirmesi lazım. Ancak yine her fotoğrafçının kompozisyon kurallarını kendisine bir çerçeve olarak çizmemesi, daha doğrusu sınır olarak çizmemesi lazım. Gerektiğinde kompozisyon kurallarını yıkması, dağıtması lazım. Çünkü burada bir hikaye anlatıyorsunuz ve o hikayenin izleyiciye aktarılmasıdır asıl olan. Dolayısıyla ya ben bunu falanca kompozisyon işte ne bileyim 3'te 1 kuralını altın noktaya oturtamadan aktaramayacağım diyemezsiniz. Hikayeyi aktarmanızdır esas olan. Ama kompozisyon fotoğrafın görselliği açısından, estetiği açısından, biçimi açısından çok önemli bir unsurdur. Mutlaka öğrenilmesi gerekir. Bakıyorum başka. Efkan Bey, İran'da bu çekimler zor olmadı mı diyor. Yer yer zor oldu, yer yer kolay oldu Efkan Bey. Aslında gideceğimiz belliydi. Belli oranda izinler alınmıştı. Sağ olsun Van Fotoğraf Derneği Başkanı Tayfun Çiftçi arkadaşımızın mihmandarlığında gittik. İran'da da bizi bir İranlı arkadaşımız Mehran karşıladı. Onunla birlikte gezdik. Belli izinler alınmıştı. Gideceğimiz biliniyordu. Ama yer yer engellerle de karşılaştık. Yer yer fotoğraf çekemezsiniz dendi. Makinalarımızı indirmek zorunda kaldık. Bir yerler arandı. Telefonlar geldi gitti. Uçtu şu oldu bu oldu. İzin verildi dedi. Tekrar çektik. Sonra tekrar oldu. Bir takım zorluklar oldu. Yani gidip lay lay lom fotoğrafımızı çekemedik. Onu bilmenizi isterim. Murat Bey aslında geçmişte olan bir olayı sanki günümüze hareketlerle taşımış. O zamanlar video olsa bu gelenek belki de olmayacaktı diyor. Emin olamadım Murat Bey nasıl bir bağlantıyla olamayacaktı. Evet. Kadir Bey, Hikmet Bey diyor ki güzel sunumda bilgiler edindik. Peki, sanıyorum şu ana kadar olan tüm soruların üzerinden geçmiş olduk. İlave soru sormak isteyen varsa birkaç daha dakika daha soru için bekleyeyim. İlave soru yoksa yavaş yavaş kapatalım arkadaşlar. 1,5 saati aşkın bir süredir birlikteydik. Sabrınıza teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umut ediyorum faydalı bir paylaşım olmuştur. Umut ediyorum hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi burada söylediğim, anlattığım konular tamamen öznel konulardır. Bana görsel hikaye anlatımı nedir sorusunu sorduran bir noktadan başlayıp yaptığım araştırmalar, kendi kendime yaptığım incelemeler ve ortaya koyduğum çıkarımların sizinle bir paylaşımıdır.
bir yerde birisi çıkıp da o öyle değildir, doğrusu budur derse saygıyla dinlerim. İnanırsak öğrenmiş oluruz, inanmazsak tartışırız, doğrusunu bulmaya çalışırız. Ama benim ulaştığım çıkarımlar bunlardı. Remzi Bey hangi lensleri kullanıyorsunuz diye sormuş. Ben Fujifilm X-T3 kullanıyorum arkadaşlar. 3 tane de lensim var. Bir tane 10-24 geniş açı kullanıyorum. Bir tane 18-135 genel amaçlı bir lens kullanıyorum. Bir de Samyang 8 mm balık gözü kullanıyorum. Şeye giderken, İran'a giderken bir arkadaşımdan da 56 mm'yi ödünç almıştım. 4 lensle gitmiştim. Fotoğrafın şiirle desteklenmesi hakkındaki fikrimizi soruyor Hatice Hanım. Hatice Hanım, burada eğer hikayeyi anlatma penceresinden bakıyorsak, ki ben hep o pencereden bakarak cevap vermeye çalışıyorum. Hikayeyi anlatma noktanızda şiir hikayenin bir parçasıysa, bir rol oynuyorsa bana göre olabilir. Çünkü bizim amacımız orada hikayeyi anlatmak. Hikayenin içerisinde şiirin rolü varsa neden olmasın? Genelde kaç milimetreyle çalıştınız diyor Sina Hanım. Ben yalnız bu çekimlerde değil, fotoğraf hayatımdaki bütün çekimlerde geniş açı kullanmayı çok seviyorum arkadaşlar. Önemli ölçüde de kendi lenslerimin arasında çektiğim fotoğrafların %80'i 90'ı 10-24 ile çekilmiştir. Dolayısıyla genelde 10-24'ü kullandım. Teşekkür edenlere ben de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun, iyi ki vardınız. Ayakkabılı çocuk 1945 2. Dünya Savaşı bitimin sonrasında Ruslar tarafından yapılan Berlin blokajında çekilmiş bir fotoğraftır diyor Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey bilgilendirmeniz için. Aslında onun fotoğrafçısını bulamamıştım. Bir yerde sanki 2. Dünya Savaşı'nda çekildiğini ben de okumuştum diye hatırlıyorum. Ama yine de hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Ama ne zaman çekildiği, hangi şeyde olması bir yana, fotoğraf gerçekten duyguyu gümbür gümbür bize aktaran bir fotoğraf. O anlamda her o fotoğrafa bakışımda içim sanki çocukluğumda yeni bir ayakkabı almış duygusuyla doluyor. Dolayısıyla fotoğrafçısı her kimse canı gönülden tebrik etmek lazım. Abdullah Bey edebiyatçı olduğu için hikaye bileşenleriyle fotoğrafı birleştirmesi kolay olacak diyor. Bu yolda başarılar diliyorum Abdullah Bey size. Hikayelerinizi, görsel hikayelerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla daha fazla soru yok. Sorusu olan arkadaşlar var mı? Yılmaz Bey'den bir son dakika sorusu geldi. Kit lens olarak ev içinde video çekimlerinde kullanmak için 18-55-28 mi, 16-80-F4 mi tavsiye edersiniz diyor. Şimdi 18-55-28 dediğiniz 16-55-28 olsa gerek diye düşünüyorum. Ya da 18-55-28-4 var. Hangisini kastettiğinizi bilmiyorum. Ama 16-55-28'i kastediyorsanız o 16-80-F4'e göre daha iyidir. Onu öneririm. 18-55-28-4 ile 16-80-F4'ü karşılaştırıyorsanız burada da 16-80'i daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Peki. Anladığım kadarıyla başka soru yok. İzleyen, burada bulunan, selam söyleyen, zamanını ayıran bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum önümüzdeki günlerde Fujifilm'in ayarladığı başka bir sohbette, bu sefer böyle bir konu anlatımı değil ama
daha soru cevaba dayalı bir sohbette daha birlikte olacağız. Oraya da sizleri de beklerim. Bu akşamlık bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkürler.